Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak Tunç Yakın. TYT denememizin matematik çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuz bir çubuğu m-4 parçaya ayırmak için 1 eksiği kadar yani m-5 kadar kesme işlemi yapılır. 15 2 m parçaya ayırmak için de 14 2 m kesme işlemi yapılır. Ve bu oranın bize 1 bölü 2 yani işlem süresinin yarısı olduğu söylenmiş. Denklemimizi toparladığımızda 2m eksi 10 eşit olacak. 14 eksi 2 m'den 4 m 24 m 6 doğru yanıtımız e seçeneği geldi. İkinci sorumuz sayıların EBOB ve EKOK'larının toplamının 25 olduğu verilmiş. Bu iki sayı aralarında asal olduğu için en büyük ortak bölenleri 1, en küçük ortak katları da sayıların çarpımı gelecektir. O zaman sayılarımızın çarpımı 24. Hangi iki aralarında asal sayının çarpımı 24'tür şeklinde baktığımda 1'e 24 ve 3'e 8 şeklinde gelecektir. Sayılar birden farklı dediği için 1 ve 24'ü e alamıyorum. 3 ve 8'den toplamları 11. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz. Terazinin sol tarafında 81 tane 2 üzeri x Sağ tarafında 16 tane 300 üzeri x varmış. Bakarsak sol taraf daha ağır bastığı için 81 çarpı 200 üzeri x büyük olacak. 16 çarpı 3, 3 üzeri x'e. E, 2 üzeri x ve 3 üzeri x aynı tarafa toplamak adına her tarafı 81 çarpı 3 üzeri x'e bölersem. 81 çarpı 300 üzeri x. 81'ler gitti. 2 bölü 3 üzeri x büyükmüş. 3 üzeri x'ler gitti. 16 2'nin 81'de 3'ün dördüncü kuvveti. Şimdi artık tabanlarımız eşit. 2 bölü 3'e bakıyorduk. Hatırlayalım. Hatırlayalım. 2 bölü 3 nasıl bir kesir? Basit kesir. Basit kesirlerin kuvvetleri arttıkça değerleri küçülüyordu. O zaman kuvvetlerimiz için x küçüktür 4 diyebiliriz. Bizden x'in doğal sayı değerleri toplamını istemiş. 0, 1, 2 ve 3'ten Toplamları 6. Doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz ABC'de farklı asal rakamlar demiş. Asal rakamlarım 2, 3, 5 ve 7'dir. Hemen yazdım. Peki baktığımda x küçük y küçük z şartını sağlayan. O zaman kök a artı kök b küçük olacak. Kök b artı kök c o da küçük olacak. Kök c artı kök d'den d şeklinde baktığımda. ilk ikisinden kök b'ler gitti kök A kök C'den küçük. Diğer ikisinde kök C'ler gitti. Kök B kök D'den küçük. Şimdi bu ikisine karşılık baktığımda sayımız A, B, C, D için. İlk olarak A ve C'den gidelim. A2 olursa C3 3 olabilir. A2 olursa C5, A2 olursa C7, A, C'den küçük olacağı için. 3 için baktığımda 3'e 5, 3'e 7, 5 için 5'e 7 zaten A sayısı 7 olamaz. Geriye kalanlarımızı yerleştirirsek 5'e 7 3'e 7 3'e 5 geriye kalanları B, D'den küçük olacak şekilde yerleştiriyorum. 2'ye 7 2'ye 5 ve 2'ye 3 şeklinde geldi. Bizden bu sayıların toplamlarını istemiş. 19.074 gelecektir. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 5. sorumuz A. buradaki sayıların toplamı. A sayısı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı n'den n artı 1 geldi. B sayısı buradaki sayıların çarpımıymış. 10 bölü 3 çarpı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 çarpı n şeklinde baktığımda 2 n bölü 3 gelecektir. A artı B artı n'nin bize bir tam sayı olduğunu söylemiş n artı 1 artı 2 n bölü 3 artı n'e baktığımızda 2 n artı 2 n bölü 3 artı 1. Buradan 8 n bölü 3 artı birin bir tam sayı olmasını istiyorum. Şimdi bakalım 1 zaten bir tam sayı. O zaman 8 n bölü 3'ün tam sayı olabilmesi için n sayısının 3'ün bir katı olması gerekiyor ki paydadaki 3'ünden kurtulabileyim. Ee, Kesirlerimize baktığımızda 3'ün katı olan 3 bölü 2 ve 3 bölü 4 vardır. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. Altıncı sorumuz bir veri grubumuz var. Küçükten büyüğe dizdiğimizde 5, 5, 5, 7, 9, 10 ve 15 geldi. Şimdi bu veri grubunun modu mod bir veri grubunda en çok tekrar edendi. En çok 5 görüyorum modumuz 5. Medyanımız küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe dizdiğimizde en ortada kalan veri grubumuz 7 elemandan oluşuyor. En ortadaki 7 açıklık veri grubundaki en büyükle en küçük arasındaki fark 15'ten 5'i çıkardım. 10 geldi. Aritmatik ortalama hepsini topluyorum. Kaç veri varsa ona bölüyorum. Toplamlarım 56, 7 veriden oluşuyordu. aritmatik ortalamam da 8 geldi. Sayılarımız 5, 7, 8 ve 10. Bu artık benim yeni sayı dizim. Sayı dizim. Buna bir eleman eklediğinde, en elemanını eklediğimde aritmatik ortalamam 8 oluyormuş. O zaman toplarsam 5, 7, 8, 10 artı n. Kaç verim var? 5'e böldüğümde 8'e eşitmiş. 30 artı n. 40 sa en buradan 10 gelecektir. Veri grubum 5, 7, 8, 10 ve 10 şeklinde geldi. Bizden bu veri grubunun modunu istemiş. En çok tekrar eden 10. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 7. sorumuz. Mutlak değerli eşitsizliğimizi açarsak. K eksi A. Eksi B ile B aralığında gelecektir. Her tarafa a, a eklersem a eksi b küçük eşit k küçük eşit a artı b. Şimdi sayı doğrusuna baktığımızda k eksi 3 ile 11 aralığında olduğundan dolayı a eksi b eksi 3 a artı b 11. Taraf tarafa topladım. 2 a 8 a 4 a gördüğüm yere 4 yazdım. b de 7 geldi. a eksi 3 b'nin mutlağını arıyorum. a 4 b 7 idi. 4 eksi 21'in mutlağından 17 doğru yanıtımız D seçeneği. 8. sorumuz ardışık iki pozitif tam sayının toplamları T çarpımları Ç demiş. Bize bakalım sayımızı N'ye N artı bir seçersek toplamları yani T dediği ifade N artı, N artı birden. Şimdi bunlar ardışık iki pozitif tam sayı olduğuna göre biri tekse diğeri çift, biri çiftse diğeri tek olmak zorunda. O zaman ben bir tek sayı ile çift sayı topladığımda tek gelecektir. T harfi tek. Çarpımlarına bakalım. N çarpı, N artı bir. Yine bir tanesi çift olacağından dolayı çarpanlardan biri çiftse çarpımın sonucu çift olacaktır diyoruz. Bakalım hangileri daima doğrudur. Çiftle teki topladım. Tek geldi. Dolayısıyla tek üzeri herhangi bir şey pozitif olduğundan dolayı ikisi sıkıntım yok. Tek üzeri e, tek tek gelecektir. Çift sayıyla tek sayıyı çarptığımda çarpımın sonucu çift. E, de çift. O zaman çift üzeri çiftten çift geldi. Üçüncüye baktığımızda Üçüncü için bir tane örnek verelim. Mesela sayılarımız 1'e 2 olsun. 1 ve 2'nin top, toplamları 3 çarpımları 1 çarpı 2'den 2 gelecek. Yerine yazarsam çarpımları eksi toplamları üzeri çarpımları eksi toplamlarından eksi 1 üzeri eksi 1'den eksi 1 gelecektir. Pozitifliğini patlattığım için negatif geldi. Küçük sıfır geldi. Daima doğrudur diyemiyorum. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 9. sorumuz A ve B birer rakam eşitsizlik sisteminin oluşturduğu bölgedeki tam sayılardan oluşan noktaların sayısı 14 demiş. Buna karşılık A çarpı B kaçtır? Şimdi şöyle bir koordinat sistemi çizersek. Şuradan bakalım. A ve B'nin birer rakam olduğunu unutmuyorum. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gidelim. Şimdi x küçüktür b demiş. X b rakamından küçük olacak. B rakam olduğuna göre sağ tarafta olacak. Şuraya sembolik bir x eşittir b doğrusu çiziyorum. X b'den küçük olacağına göre sol taraftayım. Sağ tarafım gitti. <laughs> y eksi a'dan büyükmüş Şimdi a pozitif de, o zaman eksi a negatif. O zaman burada y eşittir eksi a doğrusu çıkacak benim karşıma o da nerede olacak aşağılarda bir yerlerde olacak şunları şöyle uzatalım Şu x eşittir b doğrusuydu şurası da y eşittir eksi a doğrusu olsun yine neredeyim eksi a'dan büyük olacağı için yine yukarıdayım aşağısı yine gitti şimdi burada baktığımızda x ile y'nin çarpımları negatifmiş ve y eksi x sıfırdan küçükmüş. Eksi x'i karşıya yolladığımda y x'ten küçük gelecek. Çarpımları da sıfırdan küçük negatif olduğundan dolayı y negatif x pozitif olacak diyebiliriz. O zaman y yani x ekseninin altından seçiyorum y'yi. x'i de y ekseninin sağ tarafından seçeceğim. Şimdi 14 tane noktadan oluşuyor dediğine göre şöyle gidelim. Mesela şunların her birini alsak. Şimdi 14, 7'den gitmek istiyorum. Şurada 7 tane noktam oluştu. 14 nokta oluşuyor dediğine göre ikililerimiz bu şekilde olacak. O zaman burada ne var? Eksi 1 burada ne var? Eksi 2 diyebiliriz. Şimdi bakarsak her birini her biriyle eşledim. Burada 14 tane noktam oluştu. Dolayısıyla bakarsak x eşittir b doğrusu kaçmış x eşittir 8 doğrusuymuş y eşittir eksi a doğrusu da y eşittir eksi 3 doğrusu şeklinde karşımıza çıkacak 7'ye 2'lik bir sistem oluşturduğumuz için bizden a çarpı e, b istemiş bu durumda a 3 b de 8 geleceğinden dolayı çarpımları 24 oldu. <laughs> 10. sorumuz şöyle x denemesi y denemesi diyelim. <laughs> bir deneme fiyatlarına gideceğim. Bir deneme fiyatlarına baktığımızda. Demiş ki x yayınına ait 10'lu deneme kitabının içindeki her bir denemenin birim fiyatı y yayınına ait 8'li deneme kitabındaki her bir denemenin birim fiyatının 5 bölü 6'sı. x y'nin 5 bölü 6'sı ise 5K'ya 6K diyelim. Şimdi set fiyatlarına gidersem ikisi de 10 deneme var. 10 çarpı 5K'dan 50K deneme setinin fiyatı. Y denemesinde 8 deneme varmış. 8 çarpı 6K'dan da 48K geldi. Tamamının fiyatı. Bize diyor ki X'in denemeleri Y'nin denemelerinden bir tane fazla. Set şeklinde 1 lira fazla. <laughs> X denemesi 50K liraydı. Y denemesi 48 K liraydı. Aradaki farkım da 1 liraymış. 2 K 1 liraysa K buradan 1 bölü 2 TL gelecektir. Bizden istediği Y yayınına ait 8'li denemenin satış fiyatı. 8'li denemenin satış fiyatı 48 K'ydı. 48 çarpı 1 bölü 2'den 24 TL gelecektir. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 11. soru Ali'nin bilye sayısı en çok kaçtır demiş. Ali ve Burhan için bakalım. Ali'nin bilye sayısı Burhan'ın 4 katı. Burhan'ın x bilyesi varsa Ali'nin 4x bilyesi olacak. Ali ile Burhan'ın toplam bilye sayısına ikisinin toplam bilye sayısı 5x. Ali'nin bilyeleri kadar bilye eklenirse Ali'nin 4x bilyesi vardı. Eklense bile ikisinin toplam bilye sayısı 30'dan az oluyormuş. Küçüktür 30 şeklinde baktığımda 9x küçüktür 30 x küçük olacak nereden 3 küsür diyebiliriz 30'un içinde 9 3 kere var Ali'nin bilye sayısı en çok kaçtır demiş x'e 3 verirsek Ali'nin bilye sayısı en çok 12 gelecektir. On soru Mehmet X gün boyunca her gün Y TL para biriktiriyor. Emin X artı bir gün boyunca her gün Y eksi bir. İlhan X eksi bir boyunca her gün Y artı bir TL para biriktiriyor. Emin ile İlhan'ın paralarının farkının. Şimdi Emin'in ne kadar parası var? X artı bir çarpı Y eksi bir. Her gün Y eksi bir birikirse X artı bir günde bu kadar parası olur. Farkı demiş İlhan'a baktım x eksi 1 çarpı y artı bir Farkının Mehmet'in parasına oranı. Mehmet her gün YTL biriktiriyordu. X günde X çarpı YTL biriktirir. Şimdi pay kısmımı düzenlersem X artı 1 ile Y eksi 1'i çarpıyorum. X Y eksi X artı Y eksi 1. X eksi 1 ile Y artı bir çarpıyorum ama şuradaki eksiği dağıtarak yazacağım. Dikkat. Eksi x y eksi x artı y artı bir şeklinde geldi. Bölü x çarpı y. x çarpı y'ler gitti. Buradan 2 y eksi 2 x eksi 1 artı 1 gitti. Bölü x y geldi. Şimdi baktığımda bu sonucum şıklarda yok. O zaman şöyle bir düzenleme yapalım. 2y bölü xy eksi 2x bölü xy parçalamaya gittiğimizde 2 bölü x eksi 2 bölü y gelecektir. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 13. sorumuz <laughs> f'in tersi eksi 2 demiş bize. Şimdi ters fonksiyonda çalıştığım için e, görüntüsü eksi 2 olan x değerine bakmam lazım. Görüntüsü eksi 2 olan x değerim eksi 4 gelecektir. Eksi de attım karşıya. F a artı 6 bölü 3 eşit olacaktır 4'e. Aynı şekilde baktığımızda e, görüntüsü 4 olan değerim nedir? y ekseninde 4'ü buluyorum. Görüntüsü 4 olan değerim a geldi. Yani içim a eşitmiş. a artı 6 bölü 3 a eşitse a artı 6 3a 2a 6 A buradan 3 gelecektir. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 14. sorumuz polinomlarla alakalı bir soru. Şimdi polinom olma şartımı hatırlıyorum. Neydi? Kuvvetlerimin doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman 36 eksi 2 A bölü 3'ü parçalarsam 36 bölü 3'ten 12 eksi 2 A bölü 3'ün bir doğal sayı olması gerekiyor. Aynı şekilde A bölü 2'nin de bir doğal sayı olması gerekiyor. Şimdi bakarsak şuradaki A sayısı 2'nin bir katı. Buradaki A sayısının da sonucunun doğal sayı olması için 3'ün bir katı olması gerekiyor. Dolayısıyla hem 2'nin hem 3'ün katı olacağına göre A sayısı 6'nın katı olmalı diyorum. Şimdi buna karşılık yorumlarımızı yapalım. O zaman A sayısı ne olur? 6'nın katlarından. 0 olur, 6 olur, 12 olur, 18 olur. Bu şekilde gidebiliriz. Şimdi 18 olur mu? 18 versem 36. Evet, 18 de olabilir. 18 üstüne çıkamıyorum. X'imin kuvveti negatif geldiği için. O zaman A sayısına 0 verelim. E, bakalım ne gelecek. Px polinomum A'ya 0 verdim x üzeri 12 artı 5 artı 2. A'ya 6 verdik. Px polinomum. A'ya 6 verirsem x üzeri 8 artı 5 x küp artı 2 geldi. A'ya 12 verdim. 24, 12, 4 mu? x üzeri 4 artı 5 A yerine 12 yazdım. X üzeri 6 artı 2. Son olarak da 18 verirsem. Px polinomum. X üzeri 0'dan 1 geldi. Artı 5. X üzeri 9 artı 2 şeklinde geldi. Şimdi bizden istediği polinomun derecesinin en büyük ve en küçük değer arasındaki farkın mutlak değerini istiyor. Bakalım derecelerimizden en büyüğü 12 geldi. Derecelerimizden de en küçüğü 6 geldi. 12-6'nın mutlağından 6 doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 15. sorumuz. <laughs> Bir televizyon alıyormuş. Fiyatı 4 basamaklı olan televizyonun ücreti 11 eşit taksitle bölündüğünde taksitler tam sayı. O zaman 3, 6, 8, A sayısı 11 ile tam bölünüyormuş diyorum. Şimdi 11 ile bölünme kuralım neydi? Birler basamadan itibaren artı, eksi, artı, eksi yazdığımızda artıları kendi arasında toplayıp 3 ile 8'i eksileri kendi arasında toplayıp çıkarttığımda 11'in bir katı olmalıydı. O zaman bakarsak burasının 11 olması için unutmuyorduk ki sıfır her sayının bir katıydı. O zaman 11 eksi 11'den farkım sıfır gelebilir. A sayısı buradan 5 gelecektir. O zaman televizyonumun fiyatı 3685 TL geldi. Bize diyor ki müşteri televizyonu 9 taksit ile almak isterse taksit haricinde mağazaya en az kaç TL para vermelidir? O zaman 9 taksitle e, almak istiyorsa bu sayının 9'la bölümünden kalanı istiyor bizden. 9'da bölünebilme kuralım. Rakamlarımın toplamı 9'un katı olacaktı. Toplarsam kalanı bulabilirim. 14, 22 geldi. 22 sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 olacağı için 9 taksitle aldı. Ama 4 lira fazlalık olduğu için en az mağazaya 4 lira para vermelidir diyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneği geldi. 16. soru x ve y doğal sayı Ayşe ve Ali Ali'nin yaşlarını vermiş bize. Bakalım Ayşe Ali. 2 üzeri x ve 3 üzeri y şeklinde. Ayşe 4 yıl önce Ali 3 yıl önce doğmuş olsalardı. Ayşe 4 yıl önce doğmuş olsaydı daha fazla yaşayacaktı. 2 üzeri x artı 4 yaşında olacaktı. Ali 3 yıl sonra doğmuş olsaydı 3 yaş daha küçük olacaktı ve yaşı bu olacaktı. Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının iki katı olacaktı. O zaman Ayşe'yi iki ile çarpayım ki Ali'nin yaşına eşit olsun diyorum. Ayşe doğduğunda da Ali 19 yaşındaymış. O zaman yaşları farkı 19 diyebiliriz. O zaman denklemlerimizi toparlarsak 2 çarpı 2 üzeri x artı 8 eşittir 3 üzeri y eksi 3'ten 2 çarpı 2 üzeri x eksi 3 üzeriye eşittir eksi 11 geldi bunu ayırdım arkadaşlar. Bir de yaşları farkı 19 demiştik. Yani Ali Ayşe'den 19 yaş büyük. O zaman Ali'nin yaşından Ayşe'nin yaşını çıkarttığımda 19 gelecektir. İki bilinmeyen iki denklemim var. Taraf tarafa topladığımda 3 üzeri y'ler gitti. iki tane 2 üzeri x'ten bir tane 2 üzeri x çıkarsa 2 üzeri 8'e eşit olacaktır. X buradan. 3 geldi. İstediğimiz denklemde x gördüğümüz yere 3 ya da şurada 2 üzeri 8 gördüğüm yere pardon 2 üzeri x gördüğüm yere 8 yazarsam 3 üzeri y 27 y de buradan 3 gelecektir. Bizden x ve y'nin toplamını istemiş. 3 artı 3'ten 6 doğru yanıtımız c seçeneği geldi. 17. sorumuz Şimdi erkek ve kızlar başarılı, başarısız demiş. Tablo çizersek daha rahat edebiliriz. Şöyle erkek ve kız diyelim. Başarılı, başarısız anlamında üstüne bir tırnak değili koyduk. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. 10 E tane erkek olsun. 10 K tane kız olsun. Erkeklerin %40'ı başarısız. Şimdi 10 E'nin %40'ı 4 E'dir. 4 E başarısızsa 10 E'ye tamamlıyorum 6 E başarılı. Kızların %70'i başarılı. 10 K'nın %70'i 7 K. 10 K'ya tamamlarsam 3 K'sı da başarısız geldi. Bu sınavda başarılı erkek sayısı başarılı erkek sayısı başarısız kız sayısının yüzde ellisi olduğuna göre erkekler sınıfın yüzde kaçıdır demiş bize. Başarılı erkek, başarısız kızın yüzde ellisi. O zaman yüzde elli. Hadi şöyle yazalım. Bölü 3K eşitmiş. 50 bölü yüze. Yani 1 bölü 2'ye. 12'e eşit olacak. 3K'ya. 4 erkek eşitmiş kıza diyoruz. Birbirinin katsayısını birbirine verirsek erkeklere 1, kızlara 4 dedik. O zaman ne oldu? E yerine 1 yazdım. Sınıfta 10 erkek. K yerine 4 yazdım. Sınıfta 40 kız varmış. Erkekler sınıfın yüzde kaçıdır? Sınıfta 10 erkek var. Sınıfta toplam 10 artı 40'tan 50 öğrenci var. Yani 20 bölü yüzden yüzde 20 doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 18. sorumuz. iki basamaklı birden fazla asal böleni olan pozitif bir e, tam sayının asal bölenlerinin toplamı çift ise o sayı çift sal, tek ise teksel sayı deniyor demiş. Hangileri doğru olabilir? Bakalım. Şimdi iki basamaklı sayılarımı düşünürsem 10 sayısının asal bölenleri neler? 2 ve 5. Toplamları 7. 12'ye baktım. 2 ve 3 toplamları 5. Diyor ki toplamları tekse teksal sayı diyor. Teksal sayı olan neymiş? Y'ymiş. O zaman 7 e, ve 5 tek olduğu için 10 ve 12 Y olabilir. 10 ve 12 nasıl sayılar? Çift sayılar. Y sayısı buradan çift geldi. Başka ne olabilir? 15 sayısını alsam asal bölenleri 3'e 5 topladım 8. 30 sayısını alsam birden fazla asal bölünü olacak diyor. 2, 3, 5'i aldım 10 geldi. Toplamları çift geldi. Toplamları da çiftse çift sallıyordum. Ve bu da x olarak gelecek. Peki baktım 15 nasıl bir sayı? Tek. 30 nasıl bir sayı? Çift. O zaman y çifttir. x tek de olabilir. Çift de olabilir. x tektir. Evet olabilir. Kabul ediyoruz y çifttir. Evet geldi. x artı y tektir. y çiftti. Ben x'i tek kabul edersem tekle çifti topladığımda tek gelecektir. Doğru yanıtımız e seçeneği oldu. 19. soru. Bir a sayısının a'ncı kuvveti alındığında söyleneni uygulayalım. a üzeri a eşit olacakmış sonucu a bölü 2 üzeri 2a şeklinde yazabiliriz demiş. Buna karşılık bu ifadenin değeri nedir? Şimdi buradan bir düzenlemeye gidersek a üzeri a eşit olacak. a üzeri 2a bölü 2 üzeri 2 aya İçler dışlar 2 üzeri 2a çarpı a üzeri a eşitmiş a üzeri 2a'ya buradan 4 üzeri a çarpı a üzeri a eşittir a üzeri 2a dersek üstler eşitse tabanlar çarpılıyordu 4a üzeri a eşit olacak yine kuvvetimizi a olacak şekilde ayarlarsak a kare üzeri a Üstlerimiz eşitse tabanlarımız da birbirine eşit gelecek. Ee, buradan a zaten sıfırdan farklı diyor. Direkt sadeleştirme yapabiliriz sıfırdan farklı dediği için a sayımız buradan 4 gelecektir. a sayısını 4 bulduk. Şimdi aradığımıza bakalım. Aradığımızda a sayısına a gördüğümüz yere 4 yazarsak kök 4 bölü 2 üzeri 2022'den 4 kök dışına 2 olarak çıktı 2 bölü 2 üzeri 2022 bir üzeri 2022'den bir gelecektir Doğru yanıtımız e seçeneği oldu 20 soru yazları düzenli spor yapan Salih tam bahsetmiş bize kaç gün hem akşam hem sabah spor yapmıştır Şimdi bize diyor ki sabah spor yaptığında 200 kalori kaybediyor. O zaman kaybedilen bir 200 kalorim var ve her gün mutlaka enerji içeceği alıyormuş. E, artı 250 kalori olduğunda günlük zaten 50 kalori kesinlikle e, fazlalığı oluyor Salih'in. Şimdi e, bu Salih e, her sabah spor yapıyormuş ama e, akşamları bazı günler bazı akşamlar spor yapıyormuş. 8 günlük bir periyottan bahsetmiş bize. O zaman şimdi her sabah spor yaptı 200 kalori yaktı. Her gün muhakkak enerji içeceği içti 250 kalori aldı. O zaman günlük kesinlikle 50 kalori fazlalığı var. 8 günde 8 çarpı 50 kalori fazlalığı olacak bunun. E, kaç gün akşamları spor yapsın? T gün akşamları spor yapsın ve 300 kalori yakıyormuş. T günde 300 T kalori yakacak. Yakacağı için eksi dedim. Ve sonucum 800 kalorilik bir kaybı varmış. Yine kayıp olduğu için bunu da eksi 800'e eşitledim. 400 eksi 300 T eşittir. Eksi 800'den 300 T 1200 T buradan 4 geldi. Salih 4 akşam spor yapmış. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. Pardon. 21. sorumuz önermelerimize bakalım. Şimdi P ise Q önermesi. X çarpı Y tek ise X artı 3Y çifttir. Q ise R'ye baktım. X artı 3Y çift ise 5y artı 3x çifttir. R ise P önermesi 5y artı 3x çiftse x çarpı y tektir demiş bize. Şimdi bu önermelerimizin doğruluklarını inceleyelim bakalım. Eğer x çarpı y tekse ikisi de tek olmak zorunda. Tekle tekin çarpımı tek olacağından dolayı tekle 3 ile teki çarparsam tek olacak. İki tek sayıyı toplarsam sonucum çift. O zaman P ise Q önermesi doğrudur diyorum. 1'e denktir. Q ise R. X artı 3Y toplamı çift ise. Şimdi ne ile neyi toplarsam çift olur. Tekle teki toplarsam çift olur. Çiftle çifti toplarsam çift olur. O zaman geldim. 5 zaten tek olduğundan dolayı çarpımı değiştirmeyecek. Tek artı tekten çift geldi. Çift artı çiftten yine çift geldi. O zaman evet çifttir. Bu önermemiz de doğrudur. 1'e denktir diyoruz. Üçüncüye baktığımızda 5 artı 3 x çiftse yine aynı şekilde tek tek ya da çift çift olabilir. 5 ve 3 tek olduğu için çarpma yetkileri olmayacak y tekse x tek, y çiftse x çift gelecektir. Peki çarpımlarına bakarsak tekle teki çarptım tek geldi. Çiftle çifti çarptım çift geldi. Bakınız sonucum tek de olabilir, çift de olabilir. O yüzden daima diyemiyorum. Dolayısıyla 1 ve 2 dedik. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 22. sorumuz 5 katlı e, bina yapımından bahsetmiş bize. O zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde gittim. Hemen sayı verelim. A, B, C, D, E şeklinde baktığımızda. Kentte toplam bina sayısı 600. En az 3 katlı bina sayısı. En az 3 katlı bina sayısı 3, 4 ve 5 katlı şeklinde düşündüğümde C artı D artı E. En çok 2 katlı bina sayısı A artı B'den bahsediyor ve bunlar birbirine eşitmiş. Kat sayısı tek olanlar yani 1, 3 ve 5 katlılar. Kat sayısı çift olanların B ve D'nin 2 katıymış. Tek olanlar çift olanların iki katı. O zaman bunu da 2 ile çarparsak bu gelecektir. Şimdi bakalım. Kentteki toplam bina sayısı 600'dü. Şurada bir eşitlik olduğuna göre, burası 300, burası da 300 şeklinde gelecektir. Aşağıdaki denklemi incelediğimizde, şöyle gitsek, c artı e için, şimdi şuradan c'de e toplamının 300 olduğunu biliyorum. C artı e burada kalsın, d'yi karşıya yolladığımda, 300 eksi d gelecek. C artı e yerine 300 eksi d yazıyorum. A ile B'nin toplamının da 300 olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki bilinmeyenleri azaltmaya çalışıyoruz. O zaman B gördüğüm yere de 300 eksi A yazabilirim. B gördüğümüz yere de 300 eksi A yazarsak. Şimdi ne oldu? A artı 300 eksi de eşittir. 2 çarpı 300 eksi A artı D şeklinde geldi. A artı 300 eksi de eşittir. 2'yi dağıttığımda 600 eksi 2 A artı 2 D'den. Eksi 2 artı 2 D'yi sol, sol tarafa attığımda 3 A eksi 3 D 300. Her tarafı 3'e böldüm. A eksi D 100 geldi. Peki aradığımıza bakarsak bir katlı bina sayısı 4 katlı bina sayısından kaç fazladır? Bir katlı dört katlıdan kaç fazladır? A eksi de yarıyorum. 100. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 23. Sorumuz e, araç yolda seyahat ederken K noktasından başlamış, geri tekrar K noktasına dönmüş. Bakalım. Şimdi yolların uzunlukları sırasıyla 4, 3 ve 6 ile orantılı demiş bize. O zaman yollarımızı yazalım. 4x 3x ve 6x şeklinde olsun yollarımız. Şimdi yol problemlerini unutmayacağım şey neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Konuşarak gideceğim. Dikkat her şeyi yazmayabilirim. Şimdi gelelim. K noktasından saat 9'da harekete başlıyor. N'ye kadar çıkıyor. 10 dakika mola veriyor. Tekrar K'ya dönüyor. Hadi geldim şimdi. K'dan L'ye giderken. Yokuş aşağı hızı 12 imiş. Bu araç kale yolunu yokuş aşağı yönde 6 dakikada tamamlıyormuş. Tamam. O zaman yolum 4x. Yokuş aşağı, hızım 12, zamanım 6. O zaman 4x neye eşitmiş? 72'ye eşitmiş. x de buradan 18 gelecektir. O zaman 4x, 3x ve 6x'i yerine koyduğumuzda şimdi KL yolu 72 metre. LM yolu x yerine 18 yazdım. 54 metre. MN yolu x yerine 18 yazdım. 108 metre geldi. Yollarımızı bulduk. Şimdi artık çözüme başlayalım. K'dan yola çıktı. K'dan L'ye. Yokuş aşı 12 ile gidiyor. Yol eşittir hız çarpı zaman dedik. Yolumuzu hızımıza bölersek zamanımızı buluyoruz. 72'yi 12'ye böldüm. 6 dakikada tamamladı KL yolunu. 72 bölü 12'den 6 dakika K'dan L'ye. L'den M'ye yol düzse 6 metre bölü dakikaymış. O zaman 54'ü 6'ya böldüm. 9 dakikada tamamladı. Bunu da aldım. M'den neyi? Yokuş yukarı 4 diyor. 108 bölü 4'ten. ne gelecek? 27 dakika gelecek. Şimdi ne yaptı? K'dan L'ye, L'den M'ye, M'den de neye gitti. Şimdi tekrar buradan geri dönüyorum. Haydi baktım. Şimdi bu sefer N'den M'ye giderken yokuş aşağı gidecek. Bu sefer hızı 12 metre bölü dakika. Yolumu hızıma bölersem 9 dakikada M noktasına vardı. Düz yolda hızı 6 idi. Yolum 54. 54 bölü 6'dan yine bir 9 dakikam geldi. Yokuş yukarı hızı 4 metre bölü dakikaydı. 72 metreyi 4'e bölersem 18 dakika gelecektir. Şimdi dakika olanları topladığımızda ne olacak? K'dan N'ye giderken 6 dakika, 9 dakika ve 27 dakika geldi. Dönüşüm 9 dakika, 9 dakika ve 18 dakika oldu. Bir de 10 dakikada mola vermiş artı 10 dakikada eklersem toplam gidiş dönüş süresi budur. 42 artı 36 artı 10'dan 88 dakika geldi. Peki saat 9'da yola çıkmıştı bu araç. 88 dakika ne demek? 1 saat 28 dakika demek. Toplarsam 10.28'de tekrar K noktasına ulaşacaktır. Unutmuyorum. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yaptığım bütün mesele bu. 24. soru. İndirimden önce ÖTV oranı yüzde kaçtır demiş bize. Şimdi şöyle başlayalım. Can Bey araba almak istiyor. Bir geliş fiyatı var. Bir de ÖTV eklendiğinde ATL oluyormuş. O zaman aracımız arabamız 100x olsun diyelim. ÖTV'de Y olsun diyelim. Yani bunu yüzde Y olarak düşünebiliriz. ÖTV yüzde Y. O zaman ÖTV eklendiğinde A TL oluyorsa arabanın ücreti. Şimdi araba artı 100 X'in yüzde Y'si. 100 X çarpı y bölü 100 şeklinde baktığımızda yüzler gitti x çarpı y geldi arabanın üstüne x çarpı y'yi eklediğimizde a geliyormuş olayımız bu şartları kabul ediyor işlemleri için bir sonraki gün geldiğinde ÖTV'nin yüzde yirmi düştüğünü ve arabanın yeni fiyatının 2a bölü 3 olduğunu söylemiş. Şimdi ÖTV yüzde yirmi düşüyorsa, 100x üzerinden yüzde yirmiye düşüyor demektir. 100x'in yüzde yirmisi 20x, yani arabanın fiyatına 100x'in yüzde yirmisini eklediğimde 2a bölü 3 oluyormuş. ÖTV, e, araba üzerinden alınan vergi arabanın fiyatı üzerinden. O zaman buradan 120x 2a bölü 3 ise 2a şurası 120x 2a eşit olacak 360 x e, a buradan 180 x şeklinde geldi. O zaman şuradaki denklemde a gördüğüm yere 180 x yazarsam 100 x artı x'ye eşit olacak. 180 x'e x y eşitmiş 80 ise o zaman y buradan ne geldi 80 yani başlangıçta arabanın ÖTV'si yüzde 80'miş diyoruz doğru yanıtımız E seçeneği geldi 25. soru Van şehrinden yolcu taşımacılığı yapıyormuş bakalım Van'dan İstanbul'a Van'dan Mersin'e ve Van'dan Diyarbakır'a giden aracımız var hiç durmadan iki şehir, iki, iki şehir arasında hareket ediyormuş e, 24 saatte bir İstanbul'a gidiyorsa 24 saatte gidecek 24 saatte gelecek o zaman toplam 48 saat sürdü yolculuk 18 saatte Mersin'e gidiyorsa 18 saatte gitti 18 saatte geldi 36 saat gidiş dönüş sürelerine bakıyoruz 6 saatte Diyarbakır'a gidiyorsa 12 saatte Diyarbakır'a gidip dönecektir. Üçü birlikte ilk kez pazartesi günü saat 9'da çıkmışlar. Dördüncü kez üçünün birlikte çıktığı gün ve saati istiyor bizden. O zaman üçünü birleştireceğime göre 48, 36 ve 12'nin en küçük ortak katına bakıyorum. 100, 44 saat geldi. Yani bunlar 144 saatte bir e, birlikte Van'dan hareket ediyorlarmış. O zaman birinci hareketleri ne zaman oldu? Pazartesi saat 9'da oldu. Dördüncü kez üçünü birlikte gitmesini istiyorum. 2, 3, 4. İlk seferlerini tamamladıkları için geri kaç sefer kaldı? 3 sefer kaldı. 144 çarpı 3'ten 432 saate ihtiyacım var benim. 432 saat. Şimdi gün bazında baktığımda bir gün 24 saat. 432'yi 24'e bölersem. 32, 16 192 geldi. Kalanım 0. Yani 18 gün pazartesi gününden 18 gün ileri e, gitmem lazım. Hadi bunu da 18 gün ileri gideceğim. Hafta olarak bakarsak bir hafta 7 gün 18 günü de 7'ye böldüm. 14'ten kalan 4. Ya, pazartesi gününden 18 gün ileri gitmek çok zor değil sayarak bakabiliriz. Ama ben buradan da yine içindeki haftalara çıkarttım. 18 gün ne demek? 2 hafta 4 gün demek. O zaman yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde baktığımda pazartesiden sonraki dördüncü günüm salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde gelecektir. O zaman cuma dedik. Tam bir gün tamamladığı için şuradaki kalınımız da sıfır olduğu için saatimizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Cuma 9'da tekrar 4. kez birlikte yola çıkacaklar. Doğru yanıtımız E seçeneği geldi. 26. sorumuz. Aracın deposundaki benzin miktarı yarıya düştüğünde kilometre sayacındaki görüntü ne olur demiş bize. Şimdi aracımıza baktığımızda 300 kilometrelik yolu kaç litre benzinle gitmiş 120'den 96'ya 24 litre benzinle gitmiş ee, aracı yarıya düştüğünde o zaman ne kadar benzinimiz vardı 120 yarıya düşmesi için 60 litre benzin harcamalı 60 litre benzin kalmalı 300 kilometreyi 24 litre benzinle gidiyorsa kaç kilometreyi 60 litre benzinle gider şeklinde orantımızı kurabiliriz. O zaman 24x eşit olacak. 300 çarpı 60'tan her tarafı 24'e böldüm. Buradan x. 12'ye böldüm 2. 12'ye böldüm 5. Şuradan da 150 dersem 750 kilometre olacaktır yarıya düştü 60 litre harcadı 60 litre kaldı yani 750 kilometre gitti 750 kilometre kaldı doğru yanıtımız C seçeneği oldu 27. soru kız erkek gözlüklü gözlüksüz yine bir tabloya ihtiyacım var bakalım kız erkek gözlüklü gözlüksüz olsun Sadece gözlüklü ve gözlüksüz insanların olduğu bir toplulukta gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüksüz kadınların 3 katı. Gözlüksüz kadına x dersem gözlüklü erkek 3x geldi. Gözlüksüz erkek gözlüksüz kadınların sayısından 5 o zaman gözlüksüz kadına x demiştik 5 fazla olduğuna göre x artı 5 Yine gözlüksüz erkek gözlüklü kadından 7 fazla. Gözlüksüz erkek gözlüklü kadından 7 fazlaysa bakın x artı 5 x eksi 2'den 7 fazladır. Bu şekilde yerleştirdik. Bu topluluk beşerli gruplara ayrıldığında 2 kişi arttığına göre bu gruptaki kişi sayısı hangisi olabilir? Şimdi toplam kişi sayım ne gelecek? Hepsini topladığımızda X eksi 2 artı 3x gözlüklü, x artı x artı 5 de gözlüksüz varmış. Beşerli gruplara ayrıldığında iki kişi artıyormuş. O zaman 5k artı 2 diyebiliriz. 5 ile bölümünden kalan 2 anlamında. Buradan 6x artı 3 eşit olacak. 5k artı 2. Her tarafa 3 eklersek. 3 eklememin sebebi sol tarafın 6'nın katı sağ tarafında 5'in katı olması 6x artı 6 eşit olacak 5k artı 5'e şimdi burası 6'nın katı burası da 5'in katı şeklinde geldi o zaman 6x artı 6 sayısı 30'un bir katı olmalı şeklinde düşünebilirim hem 5'in hem 6'nın en küçük ortak katı 30 olduğu için 6x artı 6 30'un katı dedik şimdi şıklardan gittiğimizde olabilir dediği için şıklara bakıyoruz 6x artı 6 eşit olsun 30'a o zaman bizden ne istiyor gruptaki kişi sayısı gruptaki kişi sayısı kaçtı 6x artı 3 gruptaki kişi sayı ne oldu 27 şıklarda yok 6x artı 6 30'un katlarından 60 olursa 3 çıkarttığımda 57 şıklarda var mı? Evet olabilir dediği için doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 28. sorumuz Cem en çok 2 basamak çıkarak kaç farklı şekilde en üst basamağa ulaşabilir? Şimdi karşımda 5 basamak var. Bu nasıl çıkabilir? Birer birer çıkabilir. 1 bir artı 1 bir artı 1 1 bir şekilde geldi. Başka 1 1 1 3 oldu. 2 i̇ki çıkabilir. İkinci durumum bu. Başka bir çıkar. Geriye kalanları iki çıkabilir. Şimdi durumlarımız bunlar. En çok iki basamak çıkarak dediği için. O zaman 1 1 1 1 için kaç seçeneğim var? Yalnızca bir durumum geldi buradan 1 1 1 2 için 4 adım atıyor. Bu 4 adımdan 3 tanesini 1'er adım atıyor. Geriye kalan bir tanesi 4'ün üçlüssü çarpı 1'in bir şeklinde baktığımızda 4 geldi. 1 artı 2 artı 2'den 3 adım atıyor. 3 adımdan bir tanesini bir adım olarak atıyor. Geriye kalan 2 tanesini 2 adım olarak atıyor 2'nin ikilisi kadar seçim yapabilecek diyoruz. Buradan da, 3 gelecektir. Kaç farklı şekilde ulaşabilir? 1 artı 4 artı 3'ten 8 farklı şekilde geldi. Pardon. 8 farklı şekilde ulaşabilir. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 29. sorumuz bir binom açılımı sorusu. Bakalım. Şimdi şunu bir düzenlediğimizde x kare artı 1 bölü x küp. x küpü yukarı attım x üzeri eksi 3 üzeri n şeklinde geldi. <laughs> Kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. Hatta kuvvetimi de bilmiyorum. Şimdi nasıl yazıyorduk? n'in r'lisi çarpı birinci üzeri n eksi r çarpı ikinci üzeri r. Neye eşitmiş? Şunu da düzenleyelim. 20 çarpı x üzeri 2n çarpı x üzeri eksi 3r eksi 6 şeklinde geldi. 20 çarpı x üzeri 2n eksi 3r eksi 6 diyebiliriz. Tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. 20 çarpı x üzeri 2n eksi 3r eksi 6. Bakalım şimdi şurayı düzenlersek x üzeri 2n eksi 2r çarpı x üzeri eksi 3 rden ne geldi x üzeri 2n eksi 5r enin relisi çarpı x üzeri 2n eksi 5r eşitmiş 20 çarpı x üzeri 2n eksi 3r eksi 6 ya kuvvetlerine bakıyorum kuvvetim 2n eksi 5r eşit olacak. 2n eksi 3r eksi ya 2n'ler gitti. 2r 6 ise r buradan 3 geldi. Ve o zaman şöyle baktığımda r'yi 3 bulduk. Şu ikisi de birbirine eşit olacağından dolayı n'in üçlüsü 20'ye eşitmiş. Şimdi n'in üçlüsü kombinasyonu nasıl açıyordum? n'den azaltarak 3 tane yazıyorum. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü paydadakini faktöriyel cinsinden tamamen açıyoruz. 3 çarpı 2 kaça eşitmiş? 20'ye. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşit olacak. İçler dışlar yaptım. 120. Hangi iki ardışık 3 sayı çarparsam 120 olur. 6, 5, 4 şeklinde düşündüğümüzde en sayısı da altı geldi. Bizden N ile R'nin toplamını istemiş. 6 artı üçten 9. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 30. sorumuz. Bir ABC üçgeni varmış. ABC üçgeni. AB x birim, AC y birim iç bölgesinden rastgele nokta seçiyorum. AB ve AC kenarlarından AB'ye daha yakın olma olasılığı 3 bölü 7 olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Şimdi e, A, bu üçgenin iç bölgesinden bir nokta seçeceğine göre üçgenin alanından gitmeye çalışacağım. E, alanını bulamayacağıma göre üçgenin şöyle bir parçalama yapalım. İç açı ortay teoremini kullanalım. Şimdi iç açı ortay teoremim ne derdi bize? Şu iki açı birbirine eşit x bölü x'e ait parça eşit olacak. y bölü y ye ait parça. O zaman burası x'in bir katı. Burası da y'nin bir katı şeklinde düşünebiliriz. Peki üçgendeki alan paylaşımını hatırlayalım arkadaşlar. Mesela nasıldı? İşte şurası iki birim, şurası 3 birimse alan paylaşımında ne diyorduk? Buranın alanı 2 s buranın alanı 3 s diyorduk. Tabanlara göre kat veriyorduk. O zaman buranın alanına x diyebilirim. Buranın alanına da y diyebilirim. Bunlar biraz sembolik. Yani x'in bir katı y'nin bir katı anlamında. Ee, şimdi bize ne diyor? AB'ye daha yakın olma olasılığı. Yani AB kenarına daha yakın olma olasılığından bahsediyorsa şurada nokta seçersem AB'ye daha yakın olacaktır. X alanım tamamı tüm durumum x artı y üçgenin alanını x artı y olarak seçtik ve bu olasılık 3 bölü 7'ymiş. 3x artı 3y 7x e eşitse 3y eşittir 4x birbirinin katsayısını birbirine verdim 4'e 3 geldi x bölü y oranım 3 bölü 4 gelecektir doğru yanıtımız e seçeneği oldu.